Bugün külliyede 20 bin öğretmenin atama heyecanına Cumhurbaşkanı Erdoğan da ortak oldu. Ve orada da konuştu Erdoğan. Sözlerin hedefinde öğretmenleri siyasete alet etmek isteyenler vardı. Eğitimcilerle, eğitim neferleriyle polisi karşı karşıya getirme çabalarını eleştirdi Erdoğan. Sokak eylemlerinde boy gösterenlere de bakın hangi sert sözlerle yüklendi. Onlar sarıldı birbirine bak. Maşallah. Bakın artık bu boykotu, boykotu filan nedir bunlar? Siz eğitim, öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan sert mesajlarını 20 bin öğretmen atama töreninde verdi. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Uyarılarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kariyer sınavlarını boykot edin çağrısı akabinde başlayan sokak eylemleri üzerinden yaptı. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. Erdoğan isim vermedi ama tepki çeken çağrının sahibi Kılıçdaroğlu'nu da es geçmedi. Elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizi geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Her konuda öğretmenlerimizin yanındayız dedi. Öğretmen adaylarından bir de talebi vardı. Sosyal medya mecralarından yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Ben öğretmenlerimden de bunu özellikle rica ediyorum. Sıra atama heyecanına geldi. Salonda nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı butona adaylarla birlikte bastı. Sizlerin de Maarif ordumuza katılmasıyla öğretmenlerimizin sayısını toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. Ekranda adını görenler sevinç gözyaşlarına boğuldu, birbirlerine sarıldı. Cumhurbaşkanı da o sevince ortak oldu. Sana düştü. Oo. Daha ne istiyorsun? Çiçeği burnunda öğretmenler 12 Eylül yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerine kavuşacak.